Geçenlerde şeyde okudum, bir yerde seyrederken gördüm. Diyorlar ki e, Burak Yılmaz sadece bir oyuncudan, bir futbolcudan çok daha başka anlamları olan biri futbol takımı için. Takımın kaptanı, bazen kulübün yöneticisi, bazen ben bunu Beşiktaş'ta gördüm çok iyi biliyorum. E, tesislerde hırsızlık vakası vardı. <laughs> Abi sen magazin bölümüne girdin. Hayır, ya. O, bir şey o çok ya, isim isim şey söylemeyeceğim tabii, de. Tabii, tabii. Tesislerde hırsızlık vakası oldu dediler çok sıkıntı evet bu bayağı mevzu yani bu bayağı hırsızlık çok, oluyor bir şey çok, oluyor çok, çok sonra bir gün Burak Yılmaz beni aradı, hırsızı yakalamış <gülüyor> abi <laughs> ile beraber yani, yani, yani olayı anlatma ben olayı Türkçe şey yapmak için şirketli, söylemiyorum şirketli. ama zaten ya bir futbolcunun bununla hani meşgul olması ya tesis sorumlusu olması lazım şimdi bak ya hoca olması lazım abi Candaş abi şöyle ben e, yabancı yerli konusunda çok netim biliyorsun ben vatanseverim milliyetçi bir adamım e, Türk kardeşlerimi seviyorum ...ırkçı değilim. Asla. Bunu böyle konuşurken asla ırkçı bir adam değilim. Ama e, istiyorum ki Türk kardeşlerimiz... ...daha fazla oynasın, daha fazla gündem olsun... ...daha başarılı olsunlar... ...Avrupa'ya gitsinler, en güzel yerlerde olsun. Ben bunları istiyorum ki o yüzden... ...14 yabancıya karşı her zaman net söylemlerim olmuştur. E, o yüzden de çok eleştirilmişimdir. Sevgili duayen abilerimiz tarafından. Ama e, şunu söylüyorum. Benim Beşiktaş'ta olayı söylüyorum. Hani bu hırsızlık falan filan bunlar aslında e, birazcık magazin tarafı ama şimdi Türk futbolcusu hiçbir zaman zamanında parasını almaz. Bir kere bu net. Çünkü neden? Çocuk federasyona veremez. Verse kadro dışı kalır. Gönderilemez ama yabancıların yaptığı UEFA kontratında e, her şekilde parasını alır, evini verirsin, arabasını verirsin. Ha ben nasıl Fransa'ya gittim? Bana da bunlar olduysa burada e, tercümanını verirsin, çocuğunu okula gönderirsin. Her şeyinden sen sorumlusundur. E, çocuk e, sıkıntılı bir süreç olduğu zaman idmana çıkmazlar. Uzun deplasmana gelmezler, e, kötü deplasmana soğuk yerlere gelmezler, morali bozuksa idmana çıkmaz, oynamayacağını hissedince bırakır vesaire vesaire. E, kaptanken de ayrı bir sorumluluğum var. Yani Beşiktaş'tayken e, çok şeyle uğraştım, çok fedakarlık yaptım. Aa diyeceksin Burak şimdi olsa yapar mısın? Yine yaparım. Hiç, hiç, Eminim. hiç problem değil. Yine yaparım. Çok mutluydum. E, Beşiktaş'daki e, ben stafı. Ee, kulüp çalışanlarını çok çok ayrı severim. Yani onlarla ben oturur 3 saat sohbet ederiz. Biz. Mi? Öyle Bilmiyorum. öyle şeyimiz vardı. O yüzden ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmam. Yabancı arkadaşlarımla e, moralleri bozukken ya da e, maaşları yatmamışken e, affedersin özür dilerim yaptığımız şirinliğin, e, yalakalığın tabiri caizse haddi hesabı yok onları idmana çıkarmak için ki Sergen Yalçın'a da bunu sorabilirsin. Aran çok çok iyidir biliyorum. E ona da sorabilirsin yani. O yüzden ben öyle değil mi? Yani ücretini almadığı için antrenmana çıkmayan Aa. yabancı oyuncu ben senin var. Çocukların antrenmana çıkardıklarını biliyorum. Tabii. ki benim üzüntüm e, bu Beşiktaş olarak değil. Tabii, tabii. Yani Beşiktaş olarak Egal Asayda da bizim arkadaşlarımız var. Fenerbahçe'de de var ya da Trabzon'da da var. Yani bu yabancı hayranlığımız, yabancı oyunculara verdiğimiz değer, önem yani bunları ben biraz da Türk kardeşlerimize, Türk çocuklarımıza verme, vermeyi de istiyorum. Eski yabancı kuralına baktığımız zaman Candaş abi şöyle bir durum var. Ee, ya şöyle gideyim sana. Biz eskiden o, takımımızda oynayamayan genç oyuncuları işte şimdiki PTT birinci ligine verirdin ki orada oynasın diye. Onu da boş ver Candaş abi. Orada bile yabancılar var. Süper amatör bal liginde. Evet. Git oraya bütün e, siyahi oyuncular Hepsi orada oynuyor, süper amatör, bal liginde. Ya ben buna kesinlikle karşıydım yani. O yüzden net konuşuyordum. Ben istiyorum ki herkes aynı şekilde olsun. Her yabancı da buraya gelmesin. Şimdi her her hızlı koşan e, yabancıyı da alıp getirmeyelim buraya. Şimdi siyahi oyuncu diyeceğim, yanlış anlaşılmasın. ırçılık yapma, yani öyle bir şeyim yok. Ama her hızlı Aa, 14 yabancı serbest, a kardeşim bir tane takım çıkıyor turuncu bir de formaları. E, fil dişi sahili gibi maça çıkıyorlar. Hepsi yabancı. Keza Galatasaray'ın da bir dönemi olmuştu öyle. Bir full yabancı oynamışlardı. Ben sadece bunları üzülmüştüm. Hiçbir Türk arkadaş. E bir de istiklal maçı söylüyoruz. Ama yani. orada şu da yok mu ya? Yani yabancı işte sınırlanmasının bir diğer taraftan Türkiye'de yani yerli oyuncular için de bir iyilik olmadığını söyleyenler de var. Diğer taraftan işte İngiltere'de Premier Lig örneğini veriyor. Yani en azından Türkiye'ye getirilecek yabancının bir standartı olsun Abi diyor. ben Drogba ile oynadım. Mm. Snyder'le oynadım. Eee işte Atibay'la oynadım. Ne bileyim, Jaja'yla oynadım. Yattaray'la oynadım. Yani söyleyeceğim Alex'le oynadım. Abi bizim kardeşlerimize, genç oyuncularımıza bizi bizim kardeşlerimizi geliştirecek, eğitecek, bir şeyler öğretecek bir bakışıyla, bir konuşmasıyla, bir tenkidiyle, kızmasıyla Hareketleriyle davranışları ya bizim böyle oyunculara ihtiyacımız var. Eğer 14 yabancı yapacaksan da mutlaka bir mutlaka e, bunun şeyi olmalı. Yani e, nasıl e, standartı, olmalı. standartı olmalı kriterler getirmesi mutlaka kriterleri olmalı. Yani ya da e, oynayamayan genç oyuncularımızın oynayabileceği bir platform olmalı. Yani bunların olması lazım diyorum. Yoksa oyuncu çıkmıyor. Baba oyuncu nasıl çıksın bu şekilde yani.